Seyyida Kaddasallahu Sünnü Aziz Selamullah Muhyiddin-i Havil. Allah-u Teala derecesini âli eylesin. 87 yılında Ankara'ya gelmişti. Misafirimiz olmuştu. Arabayı ben sürüyorum. Seyyida Kuddisesi Ruhu da yanımda oturuyor. Baktım dedi ki La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Bunu söyledi. Sonra bana döndü. Molla Fatih dedi. Bizim büyüklerimiz demişlerdir ki bazen insanın diline gayri ihtiyari ya bir ayet, ya bir hadis, ya bir zikir, ya bir tesbihat, ya bir söz bazen düşebilir. Gayri ihtiyari dediğim, yani düşünmeden, planlamadan, önceden hazırlanmadan, hatta farkında olmadan bir şeyi tekrar edebilirdir. Büyüklerimiz demiştir ki bunda bir işaret vardır, bir ikaz vardır böyle bir şey olursa. Böyle bir bilgi, böyle bir şey anlattı, bu kadar. Sonra iki gün sonra Seyyida-i Kuddisesi Ruhu yolcu etti gitti. Aradan bir iki ay geçtikten sonra ben Seyyida Molla Muhyiddin Hazretleri'ni ziyarete gittim. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü gün son gün sabah namazını kıldık yattık. Sonra gelip bizi uyandırdılar. Seyyida kahvaltıya bekliyor dediler. Ben yataktan kalkarken bir şey okuyormuşum. Ama okuduğum şey farkında değilim. Yani ne okuduğumu bilmiyorum. Yanında da bir doktor arkadaşımız var. O sırada o bana sordu. Fatih abi ne okuyorsun deyince böyle bir kendime geldim. Yani farkına vardım daha doğrusu neyi okuduğum. Ben uykudan bir ayeti tekrar ede ede kalkıyormuşum. Kalkmışım yani farkında değilim. O ayet de Kehf suresindeki bir ayet. Estaizu billah hâde firâhu beyni ve beynek ayeti. Hazreti Musa ile Allah'ın salih kulunun yaptıkları bir yolculuk vardır bilirsiniz. Hazreti Hızır'la Hazreti Musa'nın ayrıntılarına girmiyorum. Üçüncü defa Hazreti Musa itiraz ettiği zaman Hazreti Hızır döner ona der ki Hâdâ firâhû beyni ve beyneke. Burası bizim ayrılık yerimizdir der. Bu bizim ayrılığımızdır. Ayetin manası bu. Şimdi bu ayeti okuyarak uyandım. Arkadaş sorunca abi manası nedir deyince böyle kalbimde bir burukluk oldu. Çünkü hâdâ firâku beyni ve beynek Allah'ın salih kuluyla yolculuk yapan birinin ondan ayrılış günü duyduğu sözdü. Onun ayrılığına işaret eden bir sözdü. Bu benimle senin ayrılığımızdır diyor Hazreti Hızır. Ve bu ayeti okuyarak uyandım. Arkadaş sorunca da önemli değil dedim. Sonra anlatırım dedim filan. Kalktım ama böyle bir garip. Müsaade istedik Seyda'dan. Tövbemizi tazeledik. Ondan sonra ayrıldık. Kardeşler o sabah Seyyida-i Kaddasallahu Sünnü Aziz benim son görüşüm oldu. Biz döndükten bir ay sonra vefat etti Seyyida. Allah-u Teala derecesini âli eylesin. Cenab-ı Allah onun bereketinden mahrum etmesin hiçbir yerimizi. Allah-u Teala onun füyuzatını, gölgesini hep bizim üzerimizde tutsun. قلب ذو المجروح عينه أسود بريتنا نين بجامع ميقا مرهم و درمان ما یا